Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sofralarımızı şenlendiren hem görüntüsüyle hem lezzetiyle tadı damaklarımızda kalan efsane ağlayan pasta tarifi yapacağız. Kesinlikle bir dilim yetmeyecek, yedikçe yemek isteyeceksiniz. Emin olun bu tarifi yaptıktan sonra başka tarif deneme gereği duymayacaksınız kekiyle, kremasıyla, çikolata sosuyla kesinlikle tam tutan bir tarif. Deneyin, kesinlikle denediğinize pişman olmayacaksınız. Umarım beğenirsiniz. Deneyenler lütfen kanalıma yazmayı unutmasınlar. İlk olarak derin bir tencereye yumurtamızı ve şekerimizi alıyoruz. Mikser ya da çırpıcı yardımıyla köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Daha sonra sütümüzü ekliyoruz. Sıvı yağımızı ekliyoruz. Kabartma tozumuzu, kakaomuzu ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Kek harcımızı iyice karıştırdıktan sonra Unumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Arkadaşlar tabakta ben 2 su bardağı un koymuştum. Eğer eksik olursa tekrar eklerim diye. Ama 2 su bardağı un yani kullandığımız standart su bardağı ölçüsü. 2 su bardağı un yeterli oldu. Ama siz yine de ununuzu kontrollü eklemeyi unutmayın. Çünkü markadan markaya göre Değişebiliyor. O yüzden her zaman tedbir elden bırakmamalıyız. Kek hamurumuzu çırptık. Gördüğünüz gibi akışkan kıvamlı bir hamur elde ettik. Yağladığımız büyük boy dikdörtgen borcama her yerine eşit gelecek şekilde kek harcımızı döküyoruz. Bir kaşık yardımı ile tepsimizin köşelerine kadar iyice yaydırıyoruz. Daha sonra tepsimizi birkaç kez yere vuruyoruz ki kekimizin havası çıksın ve piştikten sonra sönmesin diye. Kekimizi pişirdik. Pişirdikten sonra ilk sıcağı çıkınca bir kürdan yardımıyla üzerine delikler açıyoruz. Daha sonra kekimizin üzerine Sütümüzü gezdiriyoruz. Yalnız kekimizin ilk sıcağı kesinlikle çıksın hamur olmaması için 2 su bardağı süt yeterli geldi. Fakat daha fazla ıslak kek olsun derseniz 2 su bardağından biraz daha fazla süt ekleyebilirsiniz. Kekimiz tamamen soğudu. Bu arada. Bir bardak süt ile iki poşet krem şanti çırptım. Krem şantimizde iyice koyu kıvam aldı. Soğuyan kekimizin üzerine küçük parçalar halinde krem şantimi koydum. Daha sonra bir spatula yardımı ile her yerine eşit bir şekilde dağıtıyorum. Krem şantiyi küçük küçük pastamızın üzerine koyma sebebim arkadaşlar kekimiz ıslak olduğu için çok çabuk krem şantiye yapışabiliyor. O yüzden krem şantiyi küçük parçalar halinde pastamızın üzerine eklersek ıslak olan kek harcımızla krem şantimiz birbirine karışmayacaktır. Bizim istediğimiz görüntü de bu zaten. Eğer karışacak olursa krem şantinin arasında siyahımsı görüntüler olur. Bu da bizim için hoş bir görüntü değil. Krem şantimizi sürdük. Her tarafına eşit bir şekilde dağıttık. Krem şantimizi sürdükten sonra çikolata harcımızı yapmaya başlayabiliriz. Çikolatamızı pişirdik. Soğudu. Soğuduktan sonra mikserden geçirdik. Pastamızın üzerine döküyoruz. Yine krem şantide yaptığımız gibi pastamızın her tarafına çikolata sosundan gezdiriyoruz. Daha sonra bir spatula ile her tarafa eşit bir şekilde yaydırıyoruz. Bu aşamada da yine önemli olan nokta tıpkı kekimizin tamamen soğuduktan sonra krem şantisini sürdüğümüz gibi Burada da çikolata sosumuzun tamamen soğumuş olması gerekiyor. Çünkü eğer çikolata sosumuz soğuk olmazsa krem şanti eritecektir. Krem şanti eriyince çikolatayla karışacağı için yine görsel olarak hoş bir görüntü olmayacak. Çikolata sosumuzu da her tarafa eşit şekilde yaydırdıktan sonra Pastamızı dinlenmeye bırakabiliriz. Vaktimiz varsa birkaç saat buzdolabında dinlendirelim. Dinlenen pastamızı aldık. Görüyorsunuz. Keki gayet güzel kabardı. Araya sürdüğümüz krem şanti çok güzel yeterli geldi. Üzerine döktüğümüz çikolata sosu da soğuk olduğu için birbirine karışmadılar. Gayet güzel bir görüntü oldu. Lezzeti de çok güzeldi. Zaten denerseniz göreceksiniz. Evet pastamızı dilimliyoruz arkadaşlar. Şimdi içinin de nasıl göründüğünü göstereceğim sizlere. Pastamızı ben büyük büyük dilimler halinde dilimledim. Siz hangi boyutta istiyorsanız o şekilde kesebilirsiniz. Gördüğünüz gibi pastamızın keki, krem şantisi, çikolata sosu çok güzel. Hepsi tam kıvamında oldu. Bana göre efsane bir lezzeti oldu. Şerbeti de tam kıvamında oldu. Ben daha sulu, daha ıslak seviyorum derseniz Kekimiz pişince üzerine gezdirdiğimiz 2 bardak sütü iki buçuk bardak olarak dökebilirsiniz. Çok beğeneceğinize eminim. İnşallah denersiniz. Deneyince bana da yazarsınız. Merak ediyorum, beğenip beğenmediğiniz benim için çok önemli. Deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.